Merhaba, bu dersimizde Go programlı modelinde hata yönetimi mekanizmalarını inceleyeceğiz. Nasıl bir hata yönetimi işlemini gerçekleştirebiliriz ve hataları yönetebiliriz? Buna bakacağız. Go'da bu işlem biraz farklı gerçekleşebiliyor. Diğer nesne yönelimli programlama dillerinde, mimarilerinde kullandığınız yöntemden biraz farklı. O yüzden farklı örneklerle bu işlemi inceleyeceğiz. Öncelikle en çok karşılaşacağınız bir kod yapısıyla başlayalım. Mesela bir dosya açma işlemi gerçekleştiriyorsunuz ve bu dosya açmada da tabii ki hata olma ihtimali vardır. Dosya yoktur mesela, hata gerçekleşir. Bunun gibi birçok onlarca farklı sebep olabilir. İşletim sistemi ile alakalı bir sebep olabilir. Dosya şifrelenmiş olabilir, size izin vermiyordur vesaire vesaire. Bununla ilgili yapacağımız örnekte ben buna file nesnesiyle başlıyorum ve şu şekilde bir error diyorum. Error'un error'ı. Sonra OS yani işletim sistemi paketini dahil edeceğim projeme. Dahili olduğu için hemen geliyor. OS içerisinde open. Ben diyorum ki dosyam diye bir dosyam varmış. TXT olsun. Ne olduğu hiç önemli değil. Şimdi burada Go programlama dili ile birlikte gelen built-in package'lar yani dahili paketler dediğimiz framework yerine geçebilecek olan dahili paketler içerisindeki hemen hemen tüm metotlar dışarıya bir verinin kendisini gönderir, bir de hata olma durumunda hatayı gönderir. Yani ikisini de her zaman gönderir. Kaldı ki şöyle bunun kaynak kodlarına bakarsanız mesela open'ın kaydedeyim. Şu an bunu kullanmadığım için hata veriyor doğal olarak. Bakın burada file nesnesinin bir pointer'ını gönderiyor öncelikle. File'in kendisini gönderiyor. Bir de ikinci parametre olarak da error gönderiyor. Eğer hata olursa diyor ben bu şekilde sana hatayı göndereceğim. Sen bunun ikisini de karşılayacaksın diyor yani. Bu şekilde bir standarda alışmanız gerekiyor Go programlamada. Peki, file'ı aldım. File ile ilgili işlemlerimi yaptım. Burası şu anki konumuz değil. Peki, dosyayı okuma sırasında bir hata meydana gelirse ne olacak? Yani dosya yokmuş ve açılamadı haliyle. O zaman bana hata dönecek. ERR nesnesi dolu olarak gelecek. İşte böyle bir durumda siz her zaman şu işlemi yapmanız gerekiyor. En çok yazacağınız koddur. Belki de error eşit eşit nil ise nil burada null anlamına gelir. Düzeltiyorum. Eşit değil nil ise nil burada null olarak düşünülebilir. Onun yaptığı işi yapar. Eğer error null değilse o zaman hata nesnesi dolu gelmiştir. Yani hata vardır. O zaman ne yapacağız? İşte burası sizin bu işi yönettiğiniz kısımdır. Artık log mu tutarsınız yoksa başka bir şey mi yaparsınız? İşlemi mi tekrar edersiniz yoksa dosya yoksa dosyayı okuyamıyorsan yoktur diyelim. Okuyamıyorsan oluştur mu dersiniz artık. Bu tür işlemler sizin ekstra planlarınızdır diyebilirim. Peki baktık şöyle. Bakın diyor ki file declared and not used. Yani file nesnesini tanımladın ama kullanmadın. Bu da Go'nun genel bir kuralıdır. O yüzden çok önemli değil şu an için. Şöyle kullanmış gibi yapalım. mt. println file nokta name diyelim. Hani kullandık. Al. Üzülme diye kullandık. Peki siz ERR nesnesini yönetmek istemiyorsanız ne olacak? Bakın file nesnesiyle tanımladık ama kullanmayınca hata verdi. O zaman ne olacak? Ne yapmamız gerekiyor? ERR'yi kullanmak istemiyorsak. O zaman da bununla ilgili ayrı bir video çekmiştim. Ha bu arada şunu da görelim. Mesela bunu kaldırdım diyelim.
Ben bunu çalıştırmama bile gerek kalmadan dikkat ederseniz ERR'yi tanımladın ama kullanmadın diyor. İşte bu hatayı ortadan kaldırmak gerekecek. Eğer siz bu hatayı yönetmek istemiyorsanız bu şekilde yönetmeyeceksiniz. Bakın şu an hata gidecektir. O zaman buraya underscore koymanız lazım. Alt tire. Bununla ilgili bir video hazırlamıştım. Ayrıca bunu anlatmıştım ve ileri kısımlarda da farklı örnekler yapacağız demiştim. Şimdi kaydettiğim zaman dikkat ederseniz herhangi bir sorun yok. Çünkü ERR nesnesini ben boş yani blank identifier dediğimiz boş tanımlayıcı ile tanımladım. Peki örneklerimize devam edelim. Farklı farklı neler yapabiliriz? Onlara bakalım. Burayı geçiyorum. My error diyorum. İki nokta üst üste eşittir. Burada errors diye bir nesnem var. Bakın errors diye bir paket var daha doğrusu. Nokta dediğim zaman new ile bana bir function'ı geliyor. Bu da bakın dışarıdan bir metin alıyor. String text alıyor. Ve bana error nesnesi dönüyormuş. Ben buna şunu diyebilirim. Bu bir hata. Dediğim zaman fmt nokta println dedim ve my error'ı şu şekilde yazdıracağım. Bu bir hata. Bu şekilde sizin kendi yönettiğiniz durumlarda hata fırlatma, hata nesnesi oluşturup bu nesne üzerinden işlem yapma gibi durumlar söz konusu olabilir. Çünkü bu format geri dönüş tipi bir error nesnesi olarak geliyor. Ve bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben kendisini doğrudan yazdırdığım için metni yazdırdı ama dikkat ederseniz burada error diye bir function var. Bunu da çağırabilirsiniz. Yani bu bir nesnedir. Bu şekilde kullanılabilir. Bu tabii kendi yönettiğiniz durumlarda. Örneğin çok basit bir örnek veriyorum. Bir kullanıcı giriş yapıyor ve içeride diyelim ki tamamen çok basit bir örnek. Mevcut bir kullanıcı adıyla kayıt olmaya çalışmış sisteme. Siz de bunu hata olarak, bildirim olarak fırlatabilirsiniz. Çok basit bir örnek oldu ama anlamanız için. Bunu da kapattım. Başka farklı yöntemler de var tabii ki. Mesela bir işlem yaptınız. Bu işlemle ilgili basit bir işlem olsun. İyi. Değişkeni tanımlıyorum. Eksi 2 değerini verdim. If i küçükse 0'dan dedim. Şu şekilde scope'umuzu açtık. Buradan şunu yapabilirsiniz. Tabii ki iki parametre göndereceğim. Burada. Return 0 diyorum. Mesela. Eğer sıfırdan küçük değer gelirse return 0 olarak dön. Bir de fmt bakın error f var birinci sırada. Bunu kullanıyorum. Diyorum ki matematik çok kötü bir hata. Sonra da bir yer tutucu kullanayım buraya. İ'yi basalım. Şu an hata vermesinin sebebi buradaki function geri dönüş return yapmıyor. Bir de burada çift return yaptık. İki tane veri gönderme işlemi var. O yüzden sıkıntı oluşturuyor. Dikkat ederseniz. Ama normal bir function ya da metot kullandığınızda bunu içeride de kullanabilirsiniz. Dışarıdan gelen değeri siz kendiniz otomatik olarak yönetebiliyorsunuz burada da. Bu da başka bir örnek diyebiliriz. Şimdi ilk başta yaptığım bir örnek vardı ya şu file ve ERR ile başladığım ve altında da if ile bunu yönettiğim bir işlem vardı. Onu tekrar yazayım. Mesela yine os paketiyle open diyorum. ABC dosyasını bu sefer rar olsun. Bunu yöneteceğim. Orijinalimiz şuydu. ERR nesnesi nil değilse
O zaman FMT print line diyorum ve ERR'nin kendisini de yazdırabilirdim. Şunu bir kaydedeyim tabi. Kaydettim. Evet. ERR'nin error fonksiyonunu kullanalım bu sefer. Burada yine faili kullanmadığım için hata verdi. O ayrı mesele. Onu da şurada yine susturalım. Hatta onu öyle değil de şöyle susturalım. Bakın orada da kullanabiliriz. Herhangi bir sıkıntı yok. Peki. Şimdi bu işlemi her seferinde yaz 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 böyle sıkıntılı. Mesela şurada uzun bir log dosyası, log kaydı tutuyor olabilirsiniz. Uzun bir işlem olabilir. Bunu sürekli yazmak sıkıntılı. Hatta o işlemlerle ilgili de ekstra kontroller yapıyor da olabilirsiniz. Bu da bir problem. Problemden kastım yani sürekli yazmanız gerekebilir. Bir copy paste durum söz konusu olur. O yüzden bunu nasıl yönetiriz ona bakacağız. Ben bunu siliyorum. Ya da şimdilik kalsın. Şurada bir yeni function oluşturayım. Check error adında bir function. Dışarıdan err adında error nesnesi alıyor. Ve içeride yapacağım bu işi bu sefer. If err, yani dışarıdan gelen err parametre olarak gelen nil değilse fmt print line ve hata olarak yaz bunu. Yaz bunu kenara. Ve err'yi de bunu özellikle bu metodu gösteriyorum ki eliniz alışsın ne olduğunu bilin. Sonra da host.exit diyorum. Kapat. Yani programın çıkışı diyorum. Buna bir değerini gönderdiğimde uygulama kapanacaktır. Bu şekilde kullandığımızda da o zaman şöyle yapabiliriz. Sadece check error'u kullanırım ve dışarıdan gelen error'u yazarım buraya. Bu kadar. Artık işlemleri burada. İsterseniz mesela şurada olabilir. Print line'ı kullandığınız ekrana bir şey yazdınız. Şurada da logladınız. Ondan sonra da loglamadan sonra da artık uygulamayı kapat. Bu da bir tercih olabilir. Daha basit bir şekilde örneklemek gerekirse de şurada log diye bir sınıf var. Log diye bir package var. Düzeltiyorum. Farklı programlama dillerinde gelen alışkanlık. Log.fatal dediğimde bu fatal log olarak gösterilecektir. Şu şekilde. Çok basit bir kullanım gene. Bu sefer de böyle kullanayım. Bakın log package'ını da ekledi buraya. Bunu da kullandım. Bu da bir yöntemdir tabii ki. Şu an bununla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Hata yönetimiyle ilgili. Genel olarak bunlar size yetecektir fazlasıyla. Ekstra durumlar olduğunda da bunlar ileri seviye uygulama tarafına dahil. Yani pointer'ların kullanımı, işte kendi nesnelerinizi oluşturma, hata nesnelerinizi vesaire vesaire. Bunlar şu an konumuzun dışında.